Herkese merhaba. Bugün La Plage adında bir beach'e geldik. Buranın en güzel beach'lerinden biriymiş gerçekten. İçinde çok güzel restoranı, dinlenme alanları. Çok güzel bir yer. Kısaca konuşamamak. Şöyle size ufaktan göstereyim. Burada biraz fazla insan var, o yüzden rahatsız etmek istemiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi birçok insan yemek yemek için buraya gelebiliyor dışarıdan. Ama rezervasyon yaptırmamız gerekiyor. Bu da benim çocuğum. Hadi bakalım, siz devam edin. Ondan sonra burası hemen böyle plaja açılıyor. Plajda da bahsettim işte, şezlonglu alanlar, şöyle dinlenme, VIP oturma yerleri. Hemen önünde böyle yapabileceğimiz aktivitelere yönelik işte botlar, yani deniz taksiler. Üstünde bir tanesinde öyle yazıyor. Çeşitli muz vesaire gibi eğlenceler. Ondan sonra... Şurada da bir tane leğen var. Leğen çünkü bu ne abi? Bu böyle havuz mu olur? Çıkarın çocuklarınızı ya oradan. Bu ne ya? Bu kadar küçük havuz olmaz ki. Bugün burada, akşama kadar burada olacağız. Akşam da gün batımı çok güzel oluyormuş. Şöyle bir güncelleme yaparım. Şimdilik öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay. Hayatımdaki en güzel günleri yaşıyorum sanırım. Dönüp baktığımda güzel hatırlayabileceğim çok keyifli zamanlar geçiriyorum. Burası dünyanın en güzel yerlerinden biri. Ben buna eminim. Üstüne çok az yer çıkabilecek bence. Emre yanımda yok ama çok mutluyum. Yani o burada, buraya gelince kim bilir nasıl olacak, daha güzel olacak. O yüzden şey yapamıyorum şu an. Ben galiba şey ya, yalnız başıma da olsam duygularımı bir yere ifade edebilmekte biraz zorlandığımı fark ettim bu videolar sayesinde. Ama yapacak bir şey yok. Zaman olacak herhalde. Oruç'u çok güzel hatırlayacağım ve buraya bir daha geleceğim eminim. Yani bu ilk ama son değil, onu biliyorum. Çünkü burası sanki insanın ölümsüzlük iksiri gibi. Geldiğim günden beri onu söylüyorum. Yani burada çok güzel günler geçer. Burada çok güzel yaşanılır. Belki bir gün burada yaşarız. Şimdi güneş batıyor. Her saati ayrı güzel. Her dakikası ayrı güzel. Ne bileyim ya. Burası çok güzel. Umarım herkes bir gün buraya gelebilir. Hayatımın en güzel dönemlerinden birindeyim. Bir de bir o kadar da karışık bir dönemindeyim aslında. İlk çocuklu tatilim. Eşimden çok uzun zaman sonra, çok uzun zaman ayrı kaldım ve çok yakın zamanda tekrar ayrı kaldım. Burumda ama bilmiyorum ya. Burada bir şeyleri bırakacağım ve buradan çok fazla şey kazanarak ilerleyeceğim hayatıma. Güzel bir yaş, güzel bir yıl. 2019 benim için çok güzel başladı. Ayağıma da bir şey battı. Gülün de dikeni var. Çok güzelsin, görüşürüz. Edis'le çok zordu. Sırat teknesinde bir şeyler yaptık. Ben çok fazla bir şey çekemedim. Şu anda bir adacı yemek yemeye geldik. Genelde yerliler var. Yerli yiyecekler. Yerli yapım şeyler olacak.
balık ve tavuk. Bakalım gelmiş galiba bir şey. Göreceğiz. Bu şekilde. Vanilya. Üzüm ve vanilya. Sisim, sinemon, kanela. Susam ve tarçın. Bu sezon. Biber. Şu beyaz olan da kokonat. Hindistan cevizi. Buranın şekerlerinden biri. Aynı şeker. Bizim yediğimiz tavukları da bununla marine etmişler. Hadi bakalım hep beraber. 1, 2, 3. Sağlığınıza. Şerefler. Tekrar teşekkürler. Şu an sıralamanızı alayım Erkan Bey. Hala kokudayım. Bugün yunuslarla yüzmeye geldik. Katamaran falan yapacağız. Şu anda Black River bölgesindeyiz. İnsanlar botlarını bekliyorlar. Hepimiz buradan işte kendi botlarımıza dağılacağız ve açılacağız. Yunuslar geceleri avlanıp sabahları uyuyorlarmış. Şu anda aslında dinlendikleri bölgeye gideceğiz bir nevi. Biraz da doğaya ve onların doğasına aykırı bir şey yapıyor oluyoruz bu durumda ama herkesin dediği gibi işte buraya gelmişken bu deneyimi de tatmanız lazım kafasını yaşayacağız birlikte. Yunuslar bu arada işte bu uykuları esnasında 2 saat beyinlerinin sağ tarafını sonra uyanıp beyinlerinin sol tarafını şeklinde uykularına devam ediyorlarmış. Bu şekilde şu anda bu arada eve geldik. İşte böyle. İşte herkes tapınağa girer gibi terliklerimizi çıkardık. Şununla gideceğiz sandık ama şununla gidiyoruz. Evet. Şuna binip katamarana gidiyoruz. Hepiniz biniyorsunuz. Ben en son evi size veriyorum. Öyle gidiyorum. Valla bakın işte içeride. Gölge tam olarak şu aşağısı. Aynen. Nutricina yeni formülleri. Bugün bir tane hayvanat bahçesine geldik. Yani hayvanat bahçesi sanırım burası değil mi? Nature Park diye geçiyormuş. Şimdi timsah besleme saati varmış. Timsahların beslenmesini izleyeceğiz. La Vanille Nature Park. Geldiğiniz yer burası. Your ticket at the ticket point. Thank you very much. So meeting time 1:30, points number 22 at the nursery. You are going to see also the hatching. Rodriguez meyvesi, yarasası. Dünyanın en loser hayvanlarından biri bence. Şunun tipe bakar mısınız? Ne yapıyorsun ya? Ters yemek yiyor. Ağzında yemeği var. Çıldıracağım. Biraz da korkunçsunuz aslında da. Yerli gibi değil mi yani ya? Evet. Bak yerde yürüyüşü falan. Baksana tiplere ya. Yediği tazı tutuşa bak Allah aşkına. Evet, dev kaplumbağalara geldik şimdi. Reunion Adası, Mauritius ve Seyşel'de özellikle bulunan kaplumbağalarmış. Bir tane burada Domino adında bir kaplumbağa varmış. En yaşlısı oymuş. 275 kilo ve 110 yaşındaymış. Bebekleri de var. Çok büyükleri de var. Gerçekten çok eğlenceliler. Bakın mesela şunlar birazcık daha küçük şu gelenler. Yürüyorlar. Çok ilginç. So this is more or less adult size here. One in the middle.
Şunlara bakın. Avec les étoiles, ce sont les tortues étoilées de Madagascar. Et les jaunes, ce sont les tortues léopards d'Afrique. Pour les deux espèces, l'intérieur du tube est à peu près 30 à 40 cm de long. Donc celui qui est au milieu là, c'est plus ou moins. Burada bir tanesi. Suçüstü kala kalmış. Ya bunlar benim en sevdiklerim. Lemur. Lemur kardeşler. Çok tatlılar. Keşke bir neyin olabilsek sevgilim. Şu an böyle kelebek müzesi gibi bir şeye giriyoruz. Evet. Aman tanrımsılı bir yer bence burası. Ah. Delireceğim. Merhaba. Bugün uzun bir süre sonra dışarı çıktık. Kaç gündür çıkmıyorduk. Yalana bak ya. Kaç gün dün çocuk baktı. Arkadaşlar, Afrika Travel diye bir sayfa var Instagram'da. Sakın takip etmeyin. Asla onunla iş yapıp Moruş'ta falan gelmeyin. Şu yanımızda gördüğünüz. Ay şaka yapıyorum Allah'ım. Moruş'ta geliyorsanız Afrika Travel'dı. Moruş'ta geliyorsanız Afrika Travel'a bir şey sormadan, etmeden hiçbir adım atmayacaksınız. Bir çünkü dakika, sadece Moruş'uz mu? Niye öyle söylüyorsun ya? Afrika çok genelinde üzgünüm. Seyahat Afrika'nın edeceğiz. Afrika'nın genelinde seyahat edecekseniz yani Instagram'a Travel girip yalnız K'la yazılıyor, onu da belirtin. Afrika Travel sayfasından takip edip ondan sonra sayfanın sahibi olan Nihan ablamıza İstediğiniz soruyu istediğiniz şekilde yöneltebilirsiniz. Hatta bütün rezervasyonlarınızı, bütün gezi, seyahat planlamalarınızı kendisiyle yapabilirsiniz. Çünkü kendisi Afrika'nın birçok ülkesini görmüş bir insan ve yaklaşık 10 yıldır Afrika'nın birçok çeşitli ülkelerinde yaşamakta. Bugün yine daha önce de geldiğimiz, içinde süper unun olduğu minik, buranın en eski AVM'lerinden birine geldik. Adı Cœur de Ville, Grand Bay'de bulunuyor. İçinde çok büyük bir market, birden fazla mağaza, Aldo bile var yani öyle söyleyeyim. Birden fazla mağaza var. Her şey bulunabiliyor. Özellikle zaten market o kadar büyük olduğu için hiçbir yere gitmenize başka gerek yok. Buraya ben daha önce gelmiştim. Emri de görsün diye tekrar buraya geldik. Bir de eve gerçekten en yakın. Şu an her şeyi bulabileceğimiz yer burası. Size birçok şeyden haberler edeceğim tabii burası hakkında. Ben de bir yeni keşfedeyim. Görmediğim yerlerine gideceğiz. Mesela bir yemek yiyeceğiz. Food court'a gidiyoruz şu anda. Çok güzel şeyler var. Bakalım. Evet, şimdi burada şeye geldim ben. KFC'ye geldim. Size menüyü de göstereceğim. Kendime böyle minik bir hot wings aldım. Yanına patates ve crispy citrus diye bir şey aldım. Bunun karşılığında da 280 rupi gibi bir şey ödedim. Yani 12 dolar mı? Bakayım, hesaplayamadım. 12 dolar falan değil ya, 8-9 dolar. Merci. Evet, şimdi menüyü gösteriyorum. Merci. Bir şey olmadı. Bir parça aldım. Zaten o yüzden öyle aldım. Çok güzel. Çok lezzetli gerçekten. Biliyorum. Çocuğum her zaman gibi ağlıyor. Neon da bana ortak oldu. Biz vagonluk yapıyorduk aslında. Yani bayağı sağlıklı besleniyorduk ikimiz ama olmadı. Yine yenik düştük. Menüyü oradan çıkardım. Yani burada bir haftada 3 kilo vermiştim ama evde yemek veren yok. Şaka şaka. Bence Emre oradan çıkardım. Aynen, Emre dedi yemek yiyelim. O gitti McDonald's dedi. Biz de baş başa kaldık, böyle oldu. Neyse. Demek bulacağı varmış. Moraller bozuk. Çünkü bütün tepsiyi yedim. Aşırı lezzetliydi. Bana Türkiye'dekinden daha güzel geldi. Daha zararlıydı yani. Şimdi size tepsinin son halini gösterdim. Onu mahvettim arkadaşlar. Ama birkaçını da o yedi ya. Bir tane kanat yedim, yarım da şey yedim. Hayır, bir. Bir mi yedim? Tamam. İki parça. Ben de 3 onu, 2 onu, 5 parça yani. Bir cüsseleri şey yaparsak normal. Neyse.
Bugün böyle zararlı bir şey oldu ama yapacak bir şey yok. Kutluğun başında bir olur. Ben şimdi atayım. İçim rahatlasın. Bilmiyorum adamların sistemlerini. Sonra arkamdan kurtarabileceğimi şöyle diye yollayayım. Git. Nasılsın? McDonald's yedin. Nasıldı? Çok güzeldi. Türkiye'den farkı yoktu. Ekmeğinde birazcık bir aroma vardı sadece. O kadar. Big Mac yedim. Süper. Afiyet olsun. Teşekkürler. Nihan ablanın telefonu bozuldu. O yüzden burada bir tane iShop diye Apple ürünleri satan bir yere geldik. Şöyle hızlı göstereyim. Telefon bakacağız. Kaç para ediyorsun? Biz minik bir ara vermiştik Edis'le. Emre ile Nihan abla da burada tekrar telefonu geri döndüler. Piyasa araştırmamız sonucu almaya karar verdik. X-Max, X-Max 256 GB. 62.500 rupi yani 1700 küsur dolardan vergisini iade alınca 1400 küsur dolara düşüyormuş. Ve şu an çok ihtiyacı vardı. Tak diye telefonu kapatıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Neyse Nihan Hanım'a telefonu için hayırlı olsun diyoruz. İnşallah uzun bir ömür olsun. 4-5 sene kadar. 4-5-6-7-8-10 sene falan. Nihan ablaya telefonunu aldık. Edis'i şuraya yerleştirdik. Emre'ye arkaya atıyorum, öne geçiyorum. Çünkü Edis beni gördükçe ağlıyor. Üzgünüm hocam, kendine iyi bak. Bay bay.